Şimdi Melda'm, biz aslında başka bir sivil girişimin donelerini konuşalım diye sizi davet ettik. Farklı birimler var. Toplum Gönülleri Vakfı, İbrahim Betir'in başkanı, başkanlığında Yönetim kurulu yönetim üyesi. kurulu üyesi oldu. Muda Concept, Trump Towers ve Maison Francais. Maison Francais. Ben bunu hep böyle evet, tahmin ettim oradan hemen. Maison Francais'in işbirliğinde. Size yardıma koşayım. Nedir acaba? Anlatır mısınız? 12 mimar var işin içinde. Evet. Ünlü isimler var. Önce ben 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Bütün öğretmenlerin. Türkiye'de eğitim sisteminde eşitsizlikler malum. Aslında bu projenin bugün başlaması çok hoş oldu. Çünkü sokak çocuklarının yaşam koşullarını, sokaklarda çalışan çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek ve biz şanslı olanlardan onlara doğru küçük bir yardım amacını taşıyor en başta. Mustafa Taviloğlu bana geldi ve hayırlı bir iş yapalım dedi. Öyle başladı her şey. Daha sonra işte 4 tane çok güçlü ortak bir araya geldi. Trump Towers, biz Maison Francais ve Doğan burada yayın grubu. Ve bu projeyi oluşturduk. Ama bu projenin tabii esas sahibi 12 mimar ve 12 başarılı isim. Çünkü onlar sadece 24 kişi olarak bu işe yürek vermediler. Bir de 12 işbirliği var ortada ki bu çok zor bir şey. Yani siz ev yaptırdıysanız biliyorsunuzdur. Evet. ne kadar uzun sürdüğünü ve neler olabileceğini. Şey oldu. Dolayısıyla onların sadece proje odaklı olarak çalışmaları ve kendilerinden önce bu işin önemini ortaya koymaları sonuçta hiç problemsiz çok hoş bir olaya imza attı. Evet, bir yandan görüntüler de ekrana geliyor. Ben şimdi gördüm görüntüler bu haber. Üzerine isterseniz. Evet, biraz haberleri gördüğümde şu kısmını anlamadım. Şimdi bir evler var. Boş eve bir ünlü insan geliyor şimdi, mimarla beraber. 15. ve 16. katlar, evet. Biliyorsunuz Trump Towers marka binalaşmanın evet. İstanbul'daki yansıması şehrin silüetine çok önemli bir katkı yaptı. Orada 15. ve 16. katlarda tam 12 tane boş daire. Bunların bazıları sahipli, bazıları sahipsiz. Sıfırdan yaptılar. Sıfırdan yani. Muda Concept'in ürünleriyle ve biraz da kendi kişiliklerini yansıtan evet. Özel detayları taşıyarak dekore ettiler. Peki gelir kısmı ne bunun? Yani nasıl gelir kısmı her girenden var. 10 evet. Lira alınıyor. Şu anda geziliyor bunlar. Her bugün başladı. Her evet. Ziyaretçi 10 lira alınıyor. O 10 liranın artı Mudo her gelen için bir 10 lira daha veriyor. Yani aslında 20 lira vermiş oluyorsunuz ama 10 lirasını Mudo karşılamış oluyor. Evet. Ve burayı 12 tane daireyi geziyorsunuz. Hepsi farklı stilde. Önemli olan o. Evet. Yani hiçbiri birbirinin aynı değil ve şöyle de bir şey var. 12 ünlünün ismini, 12 başarılı ismini bir liste yapın. Yanlarına evleri gezin. Hemen hemen uydurabilirsiniz. Uyuyor yani. İbrahim Bey gezdiniz mi evleri siz? Nasıl buldunuz? Evet evet. Bugün gezdim. Çok yaratıcı. Yani gerçekten katkısı olan mimar hangi arkadaşlar. Hangi evi beğendiniz daha çok? Zor soru. Hepsini çok beğendim. Hepsini çok farklı buldum. Çok farklı kavramlar buldum. Evet. Yani bazıları ev değil. Mesela Türkan Şoray'ınki evet. Yatak odası yok. Hepsinde her odasında bir şey var. Sinema salonu. Sinema salonu var. Bir odada Türkan Şoray evet, filmi. O görüntüleri ekrana getirelim arkadaşlar hepsini. Üzerine konuşalım. Evet. Ayşe Arman'ınki yatak odası burası çok farklı. Bu Oya Eczacı Başı'nın evi. Tasarım ağırlıklı, evet. Sanat ağırlıklı bir yer. Evet. Acun'unki oyuncaklarla dolu. Evet. burası Ayşe Hülya Avşar'ın. Evet. Yok, burası Hülya Avşar'ın. Pardon, burası Ümit Boyner'in. Evet, burada ne var? Burada da Ümit Boyner bu, yani Cem Kocacıklıoğlu yaptı mimarlığını. Evet. Uzak Doğu esintilerini bir şehir rezidansına nasıl taşırım? Evet. Güzel yapmış yani çok beğendim ben. İbrahim Kutluay var basketbol sahasında. İbrahim Kutluay var. Hayır o çok maskülen, siyah, net, deri kullanmış. Çok değişik onunki de. Evet İzzet Çapa. İzzet Çapa'nın mekanlarına gittiyseniz herhalde. Biliyorsunuz aynısı evinde de siz her mesela, türlü. Siz şey, İbrahim Bey bunları bakıp ya bu kesin İzzet Çapa'nındır dediniz mi? Onu kesin mi? Dersiniz. İbrahim Bey dediniz mi siz? Yok ben diyemem. Diyemedim. O kadar şey yapmadınız. Bir tek Türkan Şoray'ınkine girdiğim zaman onu söyleyebildim. Resimleri olduğu çünkü için. Her yerde Türkan Şoray'ın resimleri var ve filmleri oynuyor. Evet. Şimdi ilginç iş dünyasından da isimler var. Görüntüleri full getirirseniz ekrana arkadaşlar biraz onların üzerine konuşalım. Ümit Boyner'in var mesela. Burası İzzet Çapan'ın işte. Burası mı İzzet Çapan? Burası İzzet Çapan. Evet. Hobi odası. O yatak odası yapmamış. Yatağı salona taşıdı. Burası hobi odası. Evet. Ümit Boyner'in var sanırım. Evet. Cem Kocacıklıoğlu'yu da yapmış. Evet. Siren Erten Çarmıklı'nın var. Evet.
Rana Erkan Tabancan'ın var. Yani bunlar iş dünyasının bayağı ağır isimleri. Oya Eczacıbaşı, Karolin Koç, Arzuhan Doğan Yalçın da bayağı şey isimler. Peki bu evlerde mesela bugün girip hadi yaşayalım desek yaşanacak evler mi? Biraz gardırop sorunu var. Öyle doğruya doğru diyorsunuz evet, yani. Doğruya doğru. Biraz değiştirmek gerekir ama bazıları daha şey, daha ev. Yani mesela Acun Ilıcalı'nınki bir ne diyeyimse oyun alanı. Langırt var, basketbol sahası var, o açtığı kutular var, bir tarafta futbol kalesi var. Ama Karolin Koç'unki bir ev. Yani yemek odası var. Beyaz çoraplar iç içe geçirilmiş Acun'un yatak odasında. Öyle top, mi? Top haline getirilmiş. Böyle. Basketbol odasına dikkat edin yalnız. Yani şeyleri çok sağlam. İbrahim Bey siz de bilirsiniz. Yani bir ev yapmak bir mimarla çok zor. Hem mimar açısından çok zor hem de kendi açısından. Çünkü iki ayrı görüş oluyor çoğu zaman. Ve hani mimarların delirdiği ve ben birkaç mimar arkadaşımı biliyorum. Tövbe edip ben yarıda bırakıp arkasını bırakıp kaçarak ben bir daha artık ev falan yapmıyorum bina yapacağım diyen insanlar da görüyorum. İşte o yüzden dedim yani 24 kişinin olması diye orada 12 işbirliği çok daha değerli aslında yapılan iş. Tabii bu konuya Mustafa Taviloğlu da çok ciddi emek verdi. Çok büyük bir tutkuyla sarıldı. Ve bizim aynı zamanda toplum gönüllerinin bir sosyal komitesi var. Evet. Bunlar gönüllü olarak 2 aydır bu konuya çok emek verdiler. Bizim için önemli olan buradan alacağımız her 10 lira girişte Mudo tarafından eşleştiriliyor. Bir 10 lira daha geliyor. Ve bu para olduğu gibi bizim sokak lambası projemiz var. Gençlerimizin 2004 yılında Ankara'da başlattığı sokakta çalışan çocukların eğitimine yönelik bir projedir bu. Üniversiteli toplum gönüllüsü gençler. Bu para şimdi bu projeye gidecek. Türkiye'nin farklı yerlerinde sokak lambası projesi. Evet. Geliştirilmesini şimdi Merve Hanım önce. Böyle büyük plazalara falan halkımız girmekte biraz çekiniyor. Ya acaba bir şey olur mu? Olmaz mı? İşte, girebilir miyiz? Çünkü hep böyle vardır ya güvenlik görevlileri işte ama nereye gidiyorsun kardeşim? Ama Trump da tam kardeşim? Öyle dediğiniz gibi bir yer ama bütün o tipte sizin söylediğiniz profildeki insanların gezdiği yerlere duyurular astık. Çağrılar yaptık. Zaten de şey yani o kadar davetkar ki yapılan evler zannediyorum geleceklerdir. İşte sizin vasıtanızla da medya çok destek oldu. Sağ olsun. Yani sadece biz iletişim sponsoru olmadık. Evet. İbrahim Bey sokakta çalışan çocuklar derken bu kağıt atık toplayıcılarını onları mı kastediyorsunuz yoksa? Sokakta yaşayanlar değil. Yaşayanlar değil, çalışanlar. Farkı ne? Bazıları çalışıyorlar, bazıları çalıştırıyorlar. Evet. Çalıştırılıyorlar. Evet. Ama onlar sokakta çalışan kategorisine ne yapıyorlar? Giriyorlar. Geceleri gidip evlerinde yatıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Mendil satıyorlar. Ayakkabı boyuyorlar. İşte dediğiniz gibi çöp, kağıt çöp topluyorlar. Sokakta faaliyet gösteren, bir çalışma faaliyeti gösteren çocuklar. Bir de sokakta yaşayanlar var. Evet. Onlar tabii daha trajik durumda. Bu proje sokakta çalışanlara yönelik bir proje. Onların eğitimlerine yönelik, okula yönlendirilmesine yönelik, okuma bilinci kazanmasına yönelik bir proje ve onların abileri, ablaları yaşlarındaki üniversite gençleri tarafından yapılıyor bu projeler. Evet. Ben ilk kez böyle bir projede iç mimarları görüyorum ya da mimarları görüyorum. Yanılıyor muyum? Genelde daha farklı projelerde bir araya geliyorlar. Zordur. İlginç bir buluşma olmuş yani. Karolin Koç, Arzuhan Yalçın da, Ümit Boyner ve sokakta çalışan çocuklara böyle güzel bir geçiş olmuş. Ama aslında. Yani bizim biliyorsunuz vakıflar ve yardım kuruluşları bizde çok organize çalışıyor. TOG da bunlardan biri. İyi ki onlarla yaptık. Teşekkür ediyoruz. Yani kendileri bir şirket gibi zaten. Her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Her türlü akış var. Hiçbir şeyde zorlanmıyorsunuz. Bu markalar böyle güçlü olunca o saydığınız isimlerin de tabii ki güven duyuyor projeye ve katılımı kolay oluyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Trump Tower'da gezebilirler insanlar. Lütfen evet. 10 gün boyunca 10 liraya. Bugün okullardan öğrenciler bile gelip gezdiler. Girişi hiç zor değil. Yani. Dur bakalım Hülya Avşar'ın evi nasılmış. Evet. Onu saat 10'dan akşam 10'a kadar açık. Hafta sonu da dahil. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün öğretmenler günü.